başlar, yeni yeni başlar. International TV ortada kalmadan cover yapalım her zaman. International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere PUBG Mobile'in bütün versiyonlarını elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. PUBG Mobile'in Çin versiyonunda arkadaşlar yeni sezon geldi. İniş yaptı diyebiliriz. Bu arada ne varmış buralarda mesajlarda? Aynen şeyler, ranklar falan sıfırlandı. Zaten kasmadığımız için çok bir önemi yok. Bugün ne yapacağız? Yeni sezona bakacağız. Sezon 11 geldi şu an Çin versiyonuna. İlk önce bir kademe ödüllerine bakalım. Şuradan böyle bir elbise geliyor. Kışa uygun. Şuradan hepsine bakabiliriz aslında. Silah deseni yok. Size paraşüt veriyor arkadaşlar. Ekstradan da şöyle bir çerçeve veriyor. Ha, bu arada bizde bir sandık falan olması lazım ya. Bir dakika. Tamam. Geç abi buraları. Şu muydu envanter? Aynen. Sezon 10'dan kalan şeyi bir açalım. Vay 60 şey verdi. O iyi. Onlar bayağı değerli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ödüllerimize baktık. Hemen şöyle bir kadem ödüllerinden sonra şöyle bir şu olaya gelelim. Videonun girişinde görmüşsünüzdür. Şuradan şu videoyu bir daha bir izleyelim abi. Yani böyle biraz saatlerin böyle değişik şeylerin çok olduğu bir sezona benziyor. Ama böyle enteresan yani. Genelde Çin sezonları fantastik olur, değişik olur. Bu arada Çin versiyonunu indirmek isteyenler de Discord adresimizin duyurular kısmında bayağı bir geçmişte mevcut. Abi şu giriş çok güzel olmuş ya. Böyle 11'in girişi. Benim hoşuma gitti bayağı orası. Evet 600. Artık Çin parası mı diyeceğiz, ne diyeceğiz. Şimdi şurayı aldık biz. Şöyle bir ödül veriyor. Şöyle bir silah deseni görürsek. Gördüğünüz gibi şöyle bir bizon deseni var. Herhalde bu sezonun renkleri de bunlar. Kahverengi böyle. Tonlarıyla hepsini birleştirmişler. Böyle bir elbise geliyor arkadaşlar. Şunu bırakırız, bırakabiliyor muyuz? Bırakıyoruz. Böyle bir elbise gayet de hoş duruyor. Bir seviyede. Şimdi şöyle bir seviyeleri atlarsak. Abi şu bak. Şu olay bize hala gelmedi ya. Gelmesini çok istiyorum. Hani hareketli çerçeve abi mükemmel ya. Bu arada Çin PUBG'nin hani Royal Pass almayan arkadaşlar için verdiği ödüller de o kadar da kötü değil arkadaşlar. Genelde öyle oluyor. Mesela şöyle bir çerçeve var. Parayla alırsanız hareket ediyor. Almazsanız yani saate pil takıp pil takmamak gibi bir şey bu. Şöyle bir 20 seviyeye gelirsek çanta veriyor mesela. Ücretsiz. Alanlara da hem çanta hem de tava veriyor. Değişik bir tava. Şöyle geçelim abi. Bu arada sandık kısmına da bakarız şimdi. Bu arada çantaları arkadaşlar böyle farklı farklı veriyor. Yani seviyeyi geçemezseniz mesela diyelim 30 seviye yapamazsanız ücretsiz de bu 2 level şeyi alamıyorsunuz. Mesela 1 levelini alabilirsiniz ama 2'yi almazsanız desen gelmiyor. Böyle bir dans gelmiş. Değişik. Şöyle gidelim. Bu arada kaçırdığımız bir şey yok değil mi? Yok, tamam. 40 seviyeye geldiğinizde böyle bir çanta deseni ve silah desenine bakalım. Bak bu güzelmiş ama. Harbi güzel duruyor bu. Biraz üstünde çalışmışlar yani desenin. Şöyle bir 50'ye gelirsek 50'de VSS desin. Abi. Güzel bence. Adamların bedava kısmında da iyi şeyler veriyor bize. Bizde son zamanlarda böyle silah desenleri vermeye falan başladı. Böyle bir çantaya eklenti takabiliyorsunuz 50'de. Böyle bir 60'a gelirsek S12K deseni var şöyle.
Yalnız şöyle bir ana silahlara da bir desen gelmesi lazım. Şu an sadece Bizon'la T-12K'ya geldi. Bir de VSS'e geldi. 60-70. 70'de böyle bir dans var. Abi danslar yani biraz sezonun şeyine uygun böyle. Saat şeylerine. Ona göre hareket ediyor herkes. 79 80. Bir dakika, arada paraşüt mü kaçırdı? Yo. 80'de böyle bir, bak bu da güzel. Yani gayet hoş duruyor. Paraşüt 90'da mı? Aa. Şöyle bir bakarsak 90'da da böyle bir paraşüt var. Aynen dediğim gibi böyle çark, işte saat şeyleriyle ağırlıklı bir sezon. Şöyle geçersek de 100 seviyede, 100 seviye bence güzelmiş. Aa, saç da veriyor dikkat ettiyseniz. Gayet güzel ya. Benim hoşuma gitti. Yani sezon tamamen hepsi güzel değil ama güzel elbiseleri var. Yani silah desenin konusunda bence başka silahlara da şey yapabilirlerdi. Abi sandıklar. Aa bir dakika, şimdi biz bunu alabiliyor muyuz? Bende 1500 var. Kilidini açabiliyoruz mu? Bunlar kilitli. Şimdi boşa denemek istemiyorum. Şöyle bir avuk deseni. Ya da denesek mi ki ya? Aa dur, groza deseni var ama. Bende olmayan ne var? Bir dakika. Avuğa gerek yok şimdi. Abi M4, bir dakika. M4 çok güzel duruyor. Dur bakalım. Aç diyelim. Aa anladım. İlk önce bir Royal Pasta diyor herhalde. Ondan sonra bunları açabilirsin diye. Şu parçacıkla. Güzel desenler var. Şu M4 deseni hoş duruyor. Şöyle bir şu kısma bakarsak. Burada farklı etkinlikler var anladığım kadarıyla. Bunu kapatamıyoruz mu? Tamam, geç. Tabii çok anladığımız bir şey değil şu an. Çince'den gittiği için. Millet hemen almış abi. Burası ne? Burada görevler falan var. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yani orta bir sezon gibi geldi bana. Hani kötü değil. Aşırı iyi de değil. Arkadaşlar. Çin PUBG ile alakalı videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince yeni sezonu size tanıtmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.